Selamünaleyküm değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Pimapen nasıl temizlenir, nasıl daha kolay çabuk silinir onu paylaşacağım. Arkadaşlar öncelikle badanamı yaptım temizlik. Kaba temizliği bitirdik. Şimdi ince temizlik olaraktan Pimapenlerimi bir silelim öncelikle. Peki Pimapenler toz, kir, pas, İzleki nasıl çabuk kolay temizlenir? Öncelikle onu sizlerle paylaşacağım. Kireç tozlarını hafiften üzerinden aldım. Sadece kireç tozunu. Arkadaşlar öncelikle pimapenlerimizin tabii ki tozu çok fazladır. Şöyle kuplarından, saplarından başlıyorum ve yağ çözü ile öncelikle şöyle hafif pimapenlerimizi çok az sıkalım arkadaşlar. Akmasını bekleyelim. Sadece pimapenleri. Arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar salonumuzun camları evet gayet büyük büyük olduğu için de tabii ki biraz fazla sıkacağız. Sizler de şurada çiçeklerim var onlara gitmesini istemiyorum. Şöyle hafif yakından sıkalım. Kolay ve çabuk temizlik yapmak istiyoruz hepimiz. Gerek ev hanımlara gerek temizlik yapan arkadaşlar, sürekli temizliğe giden arkadaşlarımız da tabii ki bu cam silme, pencere, pimapen silmede gerçekten yoruldukları kesindir. Bizler de evdeki camlarımız eğer bir de çok fazla ise onları kesinlikle silmek bizim için bir işkence oluyor. Onun için arkadaşlar öncelikle sıkalım. Yağ çöz. Normal bir yağ çöz. Şöyle. Arkadaşlar. Yukarıları fazla sıkmak gereğini duymadım. Oraları da elimdeki bezle beraber sileceğim. Şimdi eldiven falan takmadım ben. Şöyle. Öksürtüyor arkadaşlar. Sizler tabii ki maske falan da takabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu dipler sararıyor ister istemez. İç tarafını sıktık. Gördüğünüz gibi akmaya başladı. Şuranın mermerine de sıkalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şöyle kirler kendiliğinden akmış görüyorsunuz. İçeriden ancak bu kadar gözüküyor. Şöyle göstereyim yine. Evet, sizler fazla göremediğinizi sanıyorum. Kir yoksa bile olan köşelerdeki kirler, saplardaki bilhassa kapı, cam, pencere, kulübündeki kirler kendiliğinden akıyor arkadaşlar. Biz biraz İç tarafını sıktık. Şimdi dışa sıkalım. Evet arkadaşlar, yine aynı şekilde. Dışa da sıkalım. Gördüğünüz gibi bakın akan kapının dışındaki gerçekten akanı gördünüz. Ve şöyle göstereyim size. Bakın arkadaşlar dışındaki tabii ki sarılık
güneşten olan iç tarafta böyle olmadı. Bakın gördüğünüz gibi hiç ovalamadan sildik. Evet, bapın. Kapı kulübünden aktı arkadaşlar bu. Epey dışta güneşten sararmış. Başka yerlerde bu şekil olmamıştı ve yine mermerde bazı lekeler var. Onları da sıkalım arkadaşlar. Sinekliğimizi çıkaralım. Onu da güzel banyoda yıkayalım arkadaşlar. Sinekliğin iyice temizlenmesi gerekiyor. Yeterli. Öbür sinekliğimizi de çıkaralım bu arada. Şimdi öncelikle yağ çözümümüzü sıktık ve iç tarafımızı geçelim. Öncelikle iç tarafını sıkmıştık çünkü dışı içi aynı olmuyor arkadaşlar. Evin içi daha dışa bakaraktan daha temiz oluyor. Dışta güneş, toz, bilhassa eğer ki eviniz caddeye, otoyoluna veyahut ki sık araçlar geçen yerlere yakınsa daha fazla oluyor. Bu yüzden biz de sulu su koyduk. Gördüğünüz gibi şöyle bezimizi attık. İçerisine bir sıkalım şöylece bir. Badanadan sonra tabii ki temizlik yapmak ince daha zor oluyor bu durumda. Biz de öncelikle isimizi, pasımızı, tozumuzu bir alalım. Pimapen silmek o kadar zor olmamalı arkadaşlar. Pimapen temizliği sadece ovalamadan şu şekilde silmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle bakın yani sadece şöyle dokunmayla fazla ovalamak gerekmiyor arkadaşlar. Sadece ilacımızı alalım. Sıktığımız ilaç zaten ben fazla bir ilaç sıkmadım bu durumda. İlacımın zaten azdı. Ama tabii ki ikinci ilacı almama gerek duymadım. Şu an elimde olanı sıkıp bu iki penceremi, yan yana olan penceremi bu şekilde temizliğini hiç ovalamadan pencere temizliği değil bu arkadaşlar. Yani cam temizliği değil. Pimapen temizliği yapıyoruz şu an. Eğer ki kireç, boya, toz falan olduysa onlar da bu arada kabarıyor. Gördüğünüz gibi bakın
mermerin onun kendi rengi, oradaki olan çizgisi. Şöyle. Evet arkadaşlar. Tabii bu arada dışarıda camın dışında kedimiz de var. Kedi yavrusu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın hiç ovalama yapmadık. Sadece bu elimizdeki bez artık yağ çözde daldı. Siz eldiven takın arkadaşlar ellerinize. Ben size video göstereceğim diye takmadım. Zaten şimdi ellerimi durulayacağım gördüğünüz gibi. Pencerenin camından akan, sapından akan sarı kendi halinde. Arkadaşlar şöyle kendinizi zorlamadan arkadaşlar gerçekten hiç ovalama yapmadım. Sadece akan kirlerini aldım. Elimdeki bez dediğim gibi yağ çöz ve içi dışı yağ çöz oldu sanki. Artık tabii ki sıktığım yağ çözleri komple aldı. Ve ben de şimdi camın penceremin dış tarafındaki pima penini de sileceğim. Bu silme sayılmıyor arkadaşlar. Sadece yağ çözünü üzerinden aldım. Ve kirini gördüğünüz gibi bakın yakından göstersem şurası daha sapı duruyor buranın. Akmış bu da. Bakın dediğim gibi salonumda cam pencere çok olduğu için komple büyük bir pencere iki tane yan yana. Bu durumda hepsini sıktım ve yağ çözlerini ve akan kirlerini toparladık. Biraz da boy. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kapımızı da kadar da alalım. Görüyorsunuz bakın akan kendi halinde. Elimizde hiç başka bir şey yok. Sadece normal sıradan bir bezle de yapabiliriz bu işlemi. Bez şöyle olacak, böyle olacak diye bir ayrım yok. Evet arkadaşlar şimdi dış tarafımızı ve pima penimizin köşelerini iyi bir şekilde bu bezle yine dediğim gibi ovalama yapmayacağız sadece.
Örebildiğimiz, sıkabildiğimiz yerleri komple şöyle bezle. Aynı şekilde öbür penceremizi de silelim. Gerçekten kendi kendine bakın. Belek belek görüyorsunuz. Akmış. Araç gürültüsü, tozu ister istemez pencerelerimizi, camlarımızı. Evet, bezimizi şimdi bezimizi bir yıkayalım. Gördüğünüz gibi bakın pirofenden çıkan kiri kası, hiçbir şey sürmedik, sadece yağ çivi sıktık. Bezimiz kirlendi tabii ki, pencere yola çok yakın olduğu için. Evet arkadaşlar, şimdi yağ çözümümüzü bir daha alalım ve ondan sonra penceremizin pimapenini iyi bir şekilde durulu suyla beraber, gördüğünüz gibi arkadaşlar epey bir köpüğü, yağ çözümün kendi köpüğü bu. Hiçbir ilaç sıkmadık başka. Ve tekrar o yine ovalamadan pimapenimizi, yağ çözünü kurulama diye bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Sadece 2-3 su
duru suyla küvapenimizi temizleyelim. Son durulamada bezimizi iyice sıkalım. Evimizin tüm camlarını bu şekilde hepsini ile öncelikle yağ çöz sıkıp ve daha sonra hepsini elimizdeki bezle 2-3 kat geçtikten sonra kesinlikle çok temiz olacaktır. Ve sık sık pimapenler, toz hariç kir fazla olmayacaktır arkadaşlar. Tabii ki camlardaki olan alçı, evdeki badana izleri arkadaşlar onlar. Şimdi cam temizliğini ayrı çekeceğim sizlere ve farklı bir deterjan kullanacağız. Yağ çöz biraz fazla olsaydı, daha çok sıksaydım iyi olacaktı. Çünkü bazı yerlerine yağ çözüm yetmediği için kullanamadım arkadaşlar. Şu anda alıp yermek için zamanım yok. Kesinlikle ovalama yapmıyorum. Sadece üzerindeki akan kirleri bezimle alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, pimapenlerimiz gerçekten kirden arındı. Şimdi suyumuzu değiştirelim. Bakın gördüğünüz gibi pimapenler şu kadar kir çıktı arkadaşlar. Yani leğenden ağır gözükmüyormuş gerçekten.
gördüğünüz gibi dizimiz durulandı. Şimdi son durulma suyumuzu alalım. Son kez tencerelerimizi tekrar durulayalım arkadaşlar. Ne bu ne? Bana ne lan? Su yavrum. Peki. Tepsi suyu. Evet, camları siliyoruz. Neden evet arkadaşlar, artık ovalamak dediğim gibi iki şu gördüğünüz pencerelerimizin pima penlerini gerçekten şöyle göstereyim büyüklüğünü. İki büyük pencerenin pima penini sildik arkadaşlar. Şöyle yani isi pası kiri kalmadı. Sadece elimdeki bezi sıktım. Ve içeri dışına ilaç kalmasın üstünde diye arkadaşlar. Artık pima penlerimizi arkadaşlar camlarımızı silerken onları şöyle sıktığımız bezle daha temiz hale gelecektir. Kendiniz de göreceksiniz. Şöyle bakın. Mis gibi oldular. Ve artık kesinlikle son olaraktan arkadaşlar dediğim gibi en son pima penimizin sararan kirlerini artık aldık. Sararan yeri kalmadı. İsi tozu yok. Gerçekten şimdi suya salsak görürsünüz. Tellemedik. Hiçbir başka ilaç falan kullanmadık. Pima penlerimiz temiz oldu. İki elimle değil tek elimle pima penin camını sizlere çekerken arkadaşlar tek elle işimizi bitirdik. Ve gerçekten pima penler tertemiz oldu. Şimdi dışını da bir silelim. Gönül rahatlığıyla artık pima penlerimizin temiz olduğundan emin oldum. Ve arkadaşlar sizler de sadece yağ çözü sıkın. Ve pima penleriniz bu şekilde pırıl pırıl parlasın arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Abonelerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.